Milletvekilleri, burada yaptığım son birkaç konuşmada ısrarla şunu söyledim. FETÖ terör örgütünün siyasi ayağı ile ilgili mücadele yapılmıyor maalesef. Yapılmadığı sürece de ben her fırsat bulduğumda bu konuyu gündeme taşıyacağım demiştim. Sayın Metin Er'in ve Sayın Bakan'ın burada olması iyi oldu aslında. Aynı anda onları burada görmek. Bugüne kadar yaptığım konuşmaların bir kısmında Sayın Metin Er'i çok ağır eleştirdiğim konuşmalar oldu. Ama 15 Temmuz etkinliklerinden sonra yazdığı yazı içeriğine herhalde katılmamak mümkün değil. Sayın Metin Er ne diyor özetle? 15 Temmuz etkinlikleri sırasında protokolün en önünde FETÖ muhipleri ve FETÖ'cü eski bakanlar gördüm diyor. Rahatsız oldum, içim titredi diyor. Hatta üşüdüm diyor. Eve gidip reisi oradan dinledim diyor. Doğru mu? Şimdi sayın milletvekilleri, değerli hükümet yetkilileri, söyledi doğru. Biz öteden beri şunu söylüyoruz. Bu örgütün bir siyasi uzantısı var. Siz bunu duymaktan hoşlanmıyorsunuz. Efendim, sıkıştığınız zaman şunu da söylüyorsunuz. Siyasi uzantı nerede? Bizimle ilgisi, ne ilgisi var? Bakın Sayın Metin Er açık bir ihbarda bulunuyor. Ben gördüm kardeşim diyor. Ben gördüm diyor. Peki Sayın Metin Er bunu gördüğü ve bir gazetenin köşesinde yazdığı halde neden hiçbir savcı çıkıp Sayın Metin Er gel bakalım sen ne gördün? Hangisi FETÖ'cüydü? Hangi bakandan bahsediyorsun? Bu soruyu kendisine niye sormuyor? Bakın kontrollü darbe tartışmaları yapılıyor. Ama bence şu tartışmasız. FETÖ ile ilgili kontrollü bir soruşturma var Türkiye'de. Sadece hükümet olarak istediğiniz ölçüde soruşturmanın kapsamını genişletiyorsunuz. Ucunun ne zaman size dokunma ihtimali doğsa, sizden bir eski bakana, mevcut bakana, mevcut milletvekiline, eski milletvekiline hemen müdahale ediyorsunuz. Sayın milletvekilleri, biz bunu ısrarla söylüyoruz. FETÖ ile AKP arasında çok derin bir bağ var. Nasıl bir bağ var biliyor musunuz? Daha somut halde anlatayım. Cumhuriyet Halk Partisi ile Atatürkçü Düşünce Derneği ayrı kuruluşlar mı? Ayrı kuruluşlar. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ile Atatürkçü Düşünce Derneği birçok yerde iç içe geçmiş mi? Geçmiş. Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülke Ocakları. Resmi bir bağınız var mı? Yok. Ama Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülke Ocakları arasında bir bağ yok derse birisi kimse inanmaz. Sizin de maalesef ilişkiniz geçmişte FETÖ ile aynı hale gelmiş. Nasıl bizim ADD ile ilişkimiz varsa, nasıl MHP'nin Ülke Ocakla ile ilişkisi varsa, AKP ile FETÖ'nün ilişkisi de böyleydi. Zorlanıyorsunuz. Zorlanıyorsunuz. Bu ayrışmayı yapmakta zorlanıyorsunuz. Ama korkunun ecele faydası yok sayın milletvekilleri. Siz aynaya bakacaksınız, kendinizle hesaplaşacaksınız bu FETÖ konusunda. Eğer bu FETÖ belasından AKP'yi temizleyemezseniz, Türkiye'yi hiç temizleyemezsiniz.